Efendim herkese iyi akşamlar. Dünya gerçekten küresel bir savaşın içinde. Küresel bir savaşa girdik. Fakat düşmanımız aslında hakikaten mikroskopta gözüken, hatta çok daha küçük bir virüs ve bütün dünyayı etkileyecek ve bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bugün bu programda enine boyuna hem sağlık boyutunu, hem Türkiye'deki boyutunu, çalışanlar boyutunu ve iletişim boyutunu, medya boyutunu da masaya yatıracağız. An itibariyle gerçekten tablo çok vahim. Benzetmek gibi olmasın diyeceğim ama maalesef Türkiye bugünkü fotoğrafta da ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen, sokaklarda gezen, İstanbul trafiğini kitleyen insanların fotoğrafları da ortaya çıktı ki biraz İtalya gibi olacak gözüküyor Türkiye. İtalya gibi olacak niye diyorum? Bugün itibariyle bir günde ölen insan sayısı 793'ü buldu. Çok vahim bir tablo ve hala Çin'den gelen uzmanlar İtalyan yetkililerin yeteri kadar önlem almadığını söylüyor. Bugün bu ayrım yapmayan virüsün, yani zengin, yoksul, çalışan, çalışmayan, genç yaşta ayırmayan virüsün mücadelede siyasetin ayrım yaptığı noktasında bir endişemiz var. Bu nedenle de DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nu konuk ettik. Arzu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Sağ olun, kırmadınız, geldiniz. Öncelikle bu virüsle ilgili hükümetin, iktidarın aldığı bir paket var. Büyük bir toplantı yapıldı. Birkaç gün önce bu paket açıklandı. Siz DİSK olarak bu paketi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi öncelikle tabii yaşanan bu süreç gerçekten bütün dünyada yaşanan ve Türkiye'yi de etkisi altına alan bu süreç gerçekten son derece önemli. Dünya tarihinin gördüğü en büyük salgınlardan bir tanesi belki de. Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etti ve işte biraz önce İtalya'daki rakamı söylediniz. Binlerce insanın hayatını kaybettiği bir süreç yaşıyoruz. Türkiye'de de bu sürecin içerisindeyiz hep birlikte. Tabii birçok boyutu var. Yani öncelikli boyutu tabii sağlık boyutu. Yani gerçekten de bu salgını durdurabilmek, bu salgının Türkiye'de olabildiğince sağlık açısından ve can kaybı açısından olabilecek en iyi tabloyla çıkabilmek açısından hepimizin üzerine düşeni yapması gerekli. O açıdan biz salgın süreci başladığı andan itibaren özellikle bir sendika olarak, bir emek örgütü olarak günün önemli bir kısmını geçirdiğimiz iş yerlerine dönük olarak işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerinin alınması, bu konuda gerekli bütün önlemlerin alınması, yani tek tek bireysel olarak işçi arkadaşlarımızın, hepimizin uyması gereken tedbirlerden çalışma hayatına dönük iş yerlerinde işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerinin alınması, işçi sağlığı, iş güvenliği kurullarının derhal toplanması, oralarda çalışan temsilci arkadaşlarımızın gerekli bilgilendirmeleri yapmaları, çalışma saatlerinin düzenlenmesi ki çok uzun çalışma saatleri var biliyorsunuz. Bunların uzun çalışma saatleri riski çokça artırıyor. İşte iş yerlerinde ortak kullanım alanlarının tuvaletler, yemekhaneler, hatta örneğin inşaatlarda, şantiyelerde banyolar, yatakhaneler gibi buraların hijyeninin sağlanması, işe gidiş gelişteki toplu ulaşımdan servislere kadar gerekli korumanın sağlanması biçiminde uyarılarımızı yaptık, önlemlerimizi almaya çalıştık. Sendikalı iş yerlerinde hani bu konuda belki biraz daha adım atmak mümkün ama özellikle Türkiye'de iş yerlerinin çok büyük bir kısmının sendikasız olduğunu düşünürsek, işçilerin örgütsüz olduğunu düşünürsek bu açıdan önemli bir olumsuz tablo var. Bir not düşelim. Siz 22 iş kolunda 200 bin civarında üyesi olan bir... Evet, 22 sendikamız var. 22 sendika, iş kolunda örgütlü. Yani bütün iş kollarında örgütlüyüz. 22 sendikamız var. Yaklaşık 200 bine yakın, 190 bin civarında üyesi var DİSK'in. Ama tabii DİSK'in gücü ya da sorumluluğu sadece kendi üyeleriyle sınırlı değil. Gerçekten Türkiye işçi sınıfının gözü kulağı DİSK'tedir. Beklenti vardır her zaman ve hani bu noktada DİSK'i DİSK yapan aslında 53 yıldır bu ülkede bir sendika olarak... Her zaman temel ilkesel yaklaşımımız olarak devletten, bütün siyasi partilerden ve sermayeden bağımsızlık ve işçi sınıfının hak ve çıkarları için mücadele ediyor olmak DİSK açısından bir karakteristik ya da bizim açımızdan temel mücadele çizgimizdir. Bu açıdan bakıldığında tabii işin öncelikli boyutu sağlık ama onunla birlikte bu salgın o kadar büyük ve geniş kapsamlı ki kısa vadede, hatta orta vadede, uzun vadede de birçok sonuçlar olacak. Bunları bu süreç tamamlandıktan sonra, bu akut dönem geçtikten sonra çokça konuşacağız ama kısa vadede de olayın çok ciddi boyutları da var. Birincisi ekonomik boyutu tabii. Yani dünyanın birçok ülkesinde aslında dünya ekonomisinin ciddi bir biçimde resesyona girdiği bir süreçte Türkiye'de bundan etkilenmeye başladı. Dolayısıyla çalışma hayatına dönük çok ciddi sonuçları olacağını gördük. O nedenle biz özellikle... Mesela orada rica etsem açabilir misiniz? Mesela ne öngörüyorsunuz?
Ne olabilir mesela? Şimdi yani... birincisi bu süreçte yani ekonomi ciddi bir durağanlaşma içine girdi. İşte şeyler, siparişler azaldı, işte depolarda bekler duruma geldi, ham madde sorunu oldu. Yani ithalattan ihracata kadar çok ciddi bir biçimde. Çünkü şu an salgının ana merkezi Avrupa biliyorsunuz, Avrupa evet, ülkeleri. Dolayısıyla bu çok doğal yani. Olarak Türkiye'yi etkiledi. Yani otomotivden beyaz eşyadan tekstile kadar bütün sektörlerde bunun sonuçlarını yaşamaya başladık ve yaşıyoruz da zaten. Dolayısıyla bu çok ciddi bir biçimde ekonominin durması, durağanlaşması çok ciddi bir biçimde işsizlik dalgası getirebilir. Şimdi bizim ilk ve en büyük kaygımız bu oldu. O nedenle bu süreci gördüğümüz andan itibaren hem işverenlere ama esas olarak da siyasi iktidara bir takım çağrılarda bulunduk. Dedik ki atılması gereken çok somut adımlar var. Eğer bu salgına karşı bir toplam ortak bir akılla bir mücadele süreci, bir savaştan söz ediyorsak bu savaşın birçok boyutu var. Bir taraftan hakikaten virüsün kendisiyle savaş, sağlık alanında yapılması gereken şeyler vesaire ama öbür taraftan da bu sürecin yaratacağı ekonomik sonuçlar üzerinden çok ciddi sosyal tahribatlar olabilir. Bu tahribatlara karşı önlem almak lazım. İlk büyük beklentimiz zaten son derece yüksek olan işsizlik rakamlarını çok daha yukarıya çekecek olan ciddi bir işten çıkartma dalgası. O nedenle birincisi dedik ki mutlaka bu süreçte devlet olarak bir karar alınması gereklidir. İşten çıkartmalar salgın süresince bireysel ya da toplu hiç fark etmez işten çıkartmalar yasaklanmalıdır. Yani bu süreçte devlet bütün çalışanları işinin ve ücretinin güvencesi olmak zorundadır. Buna dönük bir takım adımlar atılmalıdır. Birincisi işten çıkartmalar yasaklansın. Hiçbir biçimde işten çıkartma ya da ücretsiz izin gibi seçenekler gündeme getirilmesin. Devlet bu süreçte bütün çalışanların hem işinin hem de gelirinin güvencesi olsun. Bunun için çeşitli yollar da önerdik. Örneğin hiç kimse işten çıkartılmasın, üretim mi durdu bir iş yerinde? Orada işte kısa çalışma ödeneğinden işsizlik sigortası fonunun devreye girmesine, işveren desteğinden devlet desteğine kadar yapılacak bir dizi önlem alınabilir ve bununla da bu ülkede çalışan milyonlarca insanın hem işinin hem gelirinin güvencesi sağlanabilir. Diğer taraftan çok ciddi sayıda biliyorsunuz işsiz var Türkiye'de. Geniş tanımlı işsiz sayısı 7,5 milyona vurmuş durumda. Böylesi bir süreçte işsizlik ödeneği alma, işsizlik maaşı alma koşulları kolaylaştırılsın. Çünkü çok zordur Türkiye'de işsizlik maaşı alabilmek. Bir sürü koşulu yerine getirmek zorundasınız. Dolayısıyla bu süreç kolaylaştırılsın. Örneğin son 3 yıl içerisinde 600 gün koşulu en azından 90 güne indirilsin. İşsizlik maaşının süresi de miktarda artırılsın dedik. Bir başka söylediğimiz şey okullar kapandı. Anne baba çalışıyorsa ebeveyn izni mutlaka olmalı. Yani çalışan anne babalardan en az birine bu süreçte ücretli izin verilmeli. Kamuda biliyorsunuz bir düzenleme yapıldı. Risk grubu diye tarif edilen işte 65 yaş üstü, 60 yaş üstü pardon, işte gebeler, hamileler, süt izni kullanan anneler onlara idari izin getirildi. Bu süreç kamu özel farkı olmaksızın bütün çalışma hayatında uygulansın. Hatta biz belediyelerde bir çifte standart yaşadık. Kadrolu işçi arkadaşlarımız bu idari izinden yararlandı ama şirket işçileri kamu işçisi sayılmadığı için yararlandırılmadı. Bu çifte standartın ortadan kalkmasını istedik. Bir diğer son derece önemli olan şey de bu süreçte bu hastalığın en fazla risk altına aldığı grup biliyorsunuz ileri yaş grubu. Bütün dünyada tabii, da ölümler açısından tabii baktığımızda da bu böyle. Dolayısıyla ileri yaş grubunun da önemli bir kısmının emekliler olduğunu düşünürsek, emekli maaşlarının da Türkiye'deki durumunu biliyoruz. Yani asgari ücretin bile altında emekli maaşı alan binlerce insan var Türkiye'de. Dolayısıyla asgari ücretten daha az emekli maaşı olmaz ve bu düzeyde ücret alanlara da bu salgın boyunca aylık 1000 lira destek verilmelidir ki bu salgına karşı kendisini koruyabilsin. Çünkü bu salgına karşı korunmanın birinci yolu hijyense, ikinci yolu da iyi beslenmek, yani direnci yüksek tutmak için tabii, protein almak, vitamin almak vesaire. Ayda 1200 lira, 1300 lira emekli aileyle geçinmeye çalışan bir insanın bunu sağlayabilmesi söz konusu değil. Dolayısıyla bu süreçte söylediğimiz her şey aslında hem tek tek bu açıdan söylediğimiz her şeyin çalışanlar ya da emekliler ya da işsizler ve onların aileler açısından sonuçları var. Ama esas olarak bu öyle bir dönem ki yani bu tür talepler normalde hani özellikle emek alanında söylediğimiz talepler işçileri doğrudan ilgilendiren, en fazla aileleri ilgilendiren talepler olur. Ama bu öyle bir dönem ki bu hastalık ve salgın süreci eğer biz bu adımları atmazsak aslında bu salgına karşı verdiğimiz mücadeleyi de
zaafa uğratacak bir süreç. O nedenle biz aslında çok somut bu süreçteki önerilerimizi, atılması gereken adımları bu söze edilen Çankaya Köşkü'nde yapılan toplantıdan birkaç gün önce, 3-4 gün önce açıkladık. Bütün kamuoyuyla paylaştık. Bu toplantıdan bir gün önce de Çalışma Bakanlığı'nda, bu arada tabii şu çağrıyı da yaptık. Bu süreçte bir ortak akıl oluşturmaya ihtiyaç var. Çalışma hayatında böylesi bir ortak aklın olabilmesinin işçi, işveren ve hükümet diye üç tane tarafı vardır. Bizim bir takım diyalog mekanizmalarımız var. Üçlü Danışma Kurulu, Ekonomik Sosyal Konsey gibi. Bunların hızla toplanması lazım dedik. Ve bu Çankaya Köşkü'ndeki toplantıdan bir gün önce bakanlıkta bir araya geldik. Bunları Çalışma Bakanı'na da anlattık, sözlü anlattık, yazılı verdik. Ama ertesi gün hükümetin işte Cumhurbaşkanı'nda olduğu toplantıya, zirveye, neyse nasıl tarif edersek edelim, biz çağrılmadık. Burada çok açık bir ayrımcılık yapıldı. Diğer işçi konfederasyonları çağrıldı ve oradan çıkan pakette de bizim önerilerimiz, ya da bizim önerimiz olduğu için söylemiyorum. Yani olması gereken bir sosyal devletin, böyle bir salgınla gerçekten ben mücadele ediyorum diyen bir devlet aklının yapması gereken işlerin hiçbiri, atması gereken adımların hiçbiri pakette yok. Adına bir de ekonomik istikrar kalkanı dediler. Gördük ki hükümet sadece sermaye kalkanı olmuş. Bu süreci bütünüyle, ekonomide yaşanan bu olumsuzluklar karşısında bütünüyle sermayeyi korumaya dönük, işverenleri, şirketleri korumaya dönük bir sürü düzenleme var o 19 madde içerisinde. Ama bu pakette işçi yok, işini kaybeden yok, işsiz yok, emekli yok, halk yok aslında. Dolayısıyla doğrudan iktidarın sınıfsal tercihleriyle şekillenmiş bir paketle karşı karşıyayız. O yüzden bizim bu pakete ilişkin değerlendirmemizin üst başlığı bu sermaye kalkan paketidir. İşçiyi, emekçiyi, işsizi, emekliyi bu salgın sürecinde koruyacak hiçbir önlem yoktur. Peki, bir minik parantez açayım bu arada izin verirseniz. Şimdi benim de diğer ülkelerin aldığı bu finansal kararlarla ilgili bir takım maddeler var. Mesela Amerika'da vatandaşlarına biner dolar nakit yardımı yapıyor. Küçük ve orta işletmelere 200-300 milyar dolarlık bir dolarlık destek veriyor. Havayolu şirketlerine 50-100 milyar dolar arası destek veriyor. 500 milyar dolarlık vergi indirimi yapıyor. Almanya 550 milyar euro ayırdığını açıkladı bu salgınla mücadele için. İşten çıkarmaların önlenmesi için tazminat ödemesi yapacağız diyor. Bunun gibi bir sürü madde var. İngiltere 330 milyar sterlin ayırdım diyor. 350 milyar sterlin bir teşvik paketi yapmış. Gene burada işçilerle ilgili, çalışanlarla ilgili maddeler var. Fransa deseniz 345 milyar euro. Bizimki yanılmıyorsam 1.2 milyar dolar civarında bir paket. 100 milyar TL. Kaç 1.2 milyar TL. Yani işte o civarda kaç dolar yapıyorsa. Bunun %2'si aslında doğrudan evet. 2000 aileye destek olarak verilecek diyor. O aileler neye göre seçilecek, ne yapılacak? Bakanlık seçecek diyor. Sosyal yardım anlayışı tümüyle. Yani nüfusun bütününü kapsayan bir sosyal devlet anlayışı ya da bir sosyal politika yaklaşımının ötesinde aslında AKP iktidarının her dönem yaptığı gibi bir takım sosyal yardımlara dönük bir şey. Onun dışında 100 milyarlık paketin, paketten söz ediyorlar. Paketin bütününe baktığımızda gerçekten sadece sermayeye dönük çok ciddi kaynak aktarımları var. Mesela vergi indirimi diyorsunuz. Evet, şirketlere dönük olarak işverenlere çok ciddi vergi indirimleri var. Hı hı. Ama örneğin bugün açlık sınırının altında olan ve bir ortalama ücret haline gelmiş olan asgari ücretten vergi almamak kimsenin aklına gelmemiş bu pakette. Hı hı. Örneğin salgın süresi boyunca asgari ücretten vergi alınmayabilir. Bu en azından bir ciddi gelir artışı sağlar. Veya işte pakette şirketlerin vergi borçları, sigorta ödemeleri, kredi borçlarıyla ilgili çok ciddi ertelemeler var. Bunda böyle çok gülerek işveren örgütleriyle karşılıklı gülücükler eşliğinde anlatıldı. Keyfiniz bu, yerinde. Evet, keyfiniz ifadesiyle. Yerinde filan dendi. Ama emekçinin kredi borcu, kredi kartı borcu ya da faturaları ile ilgili hiçbir düzenleme yok. Yine mesela orada işte hakikaten akla zarar şeyler de var. Yani söylemek bile hakikaten insanın canını sıkıyor. Mesela tüketici kredilerin kolaylaştırılmasından söz ediyor. Şimdi kim ne için, yani zaten bir çok ciddi bir işsizlik kaygısı varken kredi alacak ama işte kredi borçları, geri ödemelerle ilgili hiçbir şey yok. İnsanların eve kapandığı bu süreçte uçuşlara, havayoluna,
İşte KDV'yi %18'den %1'e indiriyorlar ama elektrik, su, doğalgaz, iletişim faturalarını her birimizin evine gelen faturalardan örneğin KDV'yi sıfırlamak kimsenin aklına gelmiyor. Veya işte konut kredileri, yani şimdi hakikaten akla zarar. Yani böylesi bir salgın sürecinde insanlar canıyla boğuşurken yani kim gidip de ev alacak? Yani hangi şeyin inşaat patronlarının isteğiyle konmuş o madde, biz anlamakta zorluk çekiyoruz. Yani konut kredilerini kolaylaştırmaya getiriyorlar ama öbür taraftan ya her birimiz çok ciddi ücretler düştüğü için %50 oranında aslında kazanmadığımız parayı harcayarak yaşamak zorundayız. Tüketim toplumu da bunun bir tarafı. Halk can derdinde, iş derdinde, aş derdinde ama onlar işte konut kredilerini kolaylaştırmaktan söz ediyorlar. Hele emeklerle ilgili kurulan cümle ise gerçekten hepimizin hani vicdanını sızlatan, utanılması gereken bir itiraf. En düşük emekli maaşını 1500 lira yapacağız demek ve bu ülkeyi yöneten, bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın bu cümleyi kurmuş olması hakikaten utanılması gereken bir itiraftır. Yıllardır asgari ücretin altında emekli maaşı yok diye övünenler bugün aslında çok gerçek tabloyu bir itirafla söylemiş durumdalar. Dolayısıyla bu pakette bütünüyle sermayenin hayatını kolaylaştıracak, yaşanan bu ekonomik krizden, yani salgın nedeniyle ortaya çıkan bu krizden, ki Türkiye ekonomisi zaten yaklaşık 2 yıldır 2018'in Ağustos ayı itibariyle biliyorsunuz çok ciddi bir ekonomik kriz içerisine girdik ve bu krizin bütün yıkıcı etkilerini, yani işsizlikten ücretlerin baskılanmasına, gelir dağılımı adaletsizliğine kadar bütün yıkıcı etkilerini iliklerimize kadar yaşıyorken Türkiye olarak, bir de üzerine bu korona salgınıyla birlikte çok ciddi bir ekonomik sıkıntının içerisine girilmiş oldu. Bu tablodan sadece sermaye kurtarmaya dönük adımlar var. Buradan bir bu yaklaşımı kabul etmek mümkün değil. Eğer bu süreç, bir de bir fırsat sözcükleri falan çokça kullanılıyor, evet, ya. Maalesef. Yani eğer bu süreç bir fırsat olarak değerlendirilecekse gerçekten yeniden işte eğitimin, sağlığın kamusal bir bakış açısıyla yeniden organize edilmesine, daha halkçı, toplumcu, eşitlikçi politikaları hayata geçirmeye dönük, sosyal politikaları hayata geçirmeye dönük bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Yoksa hani bu biçimde gidilirse eğer çok ciddi işten çıkartmalar olacak ve bunun ortaya çıkarttığı çok ciddi bir sosyal tahribat olacak Türkiye'de. Ve bu gerçekten bu kriz sürecinde hem bu salgına karşı bizi daha korunmasız bırakacak, hem de sonrasında tamir edilmesi çok daha güç bir takım olumsuzluklar ortaya çıkartacak. Yapılması gereken son derece basittir. İşten çıkartmaları yasaklıyorum diyecek devlet. Bununla ilgili çok somut bir karar alacak devleti yönetenler, siyasi iktidar, hükümet. Bunun güvencesi olacak. Bu tür dönemlerde yapmak zorundadır bunu devleti yönetenler. Hiç kimse işten çıkartılmayacak. Herkesin işinin ve ücretinin güvencesi benim denecek. Bununla ilgili 40 bin tane yol var. Kısa çalışma ödeneği bunlardan bir tanesidir. Örneğin üretimi belli bir süre azalan ya da duran firmalar açısından, ya da bir iş yeri bu salgından dolayı kapandı mı, o zaman işte oradaki işçilerin ücretinin güvencesini yine devlet işsizlik sigortası fonundan karşılayarak yapabilir. Bugün işsizlik sigortası fonunda 131 milyar lira gibi önemli bir meblağ var. Bu rakam aslında bütün bu kriz boyunca işçiler için, işsiz işçiler için kullanılabilir, kullanılmalıdır. Zaten amacı da budur. Ama biliyorsunuz Türkiye'de işsizlik fonu bir işveren fonuna dönüşmüş durumdadır. Bu konuda çok somut adımlar atılmalıdır. Ve hani 100 milyar liralık paket diyorlar. Hadi vazgeçtim diğer rakamdan. 100 milyar liralık bir kaynak milyonlarca işçinin bu salgın boyunca, bu salgının yarattığı bütün tahribat karşısında işini, ekmeğini koruyacak bir rakamdır. Yeter ki bu konuda tercihler bunun üzerinden şekillensin. Bu bir sosyal devlet bakış açısını gerektirir. Evet. Bu arada siz çok güzel anlatıyorsunuz işçi tarafını ama yani yapılması gereken çalışan, emekliyle ilgili. Ama bir de vergi tarafı var. Nedim Türkmen, vergi uzmanı arkadaşlara rica edeceğim. Onu eğer hazırlarlarsa telefonda, Nedim Bey de çok çarpıcı şeyler söylüyor. Bu arada şunu söyleyeyim, Çin bu salgınla mücadeleyi kazandı. Oradan çıktı ve orada hakikaten muazzam bir çabayla, devlet aklıyla, adını nasıl koyarsanız koyun. Onlar bir kitapçık yayınladılar. O kitapçıkta kurulum başındaki profesörün bir cümlesi var, açılış cümlesi. O çok çarpıcı geldi bana. Diyor ki, bu virüsle başa çıkmanın yolu izolasyon değil, işbirliği. Yani bütün kamunun bir araya gelerek, ortak aklı kullanarak bundan kalkıp bir şekilde çıkması gerekiyor. Bu ortak aklı biz niye gösteremiyoruz? Buna ilişkin sizin düşüncenizi çok merak ediyorum.
Şimdi aslında tabii bu Türkiye'de ne yazık ki yeni bir şey değil. Ama hani şu son toplantıya DİSK'in çağrılmaması ya da Türk Tabipleri Birliği'nin yani sağlık örgütü olarak değil mi bu ülkenin hekim örgütünün ya da diğer sağlık örgütlerinin, sağlık sendikalarının çağrılmaması bile hakikaten kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Yani böylesi bir süreçte bile yani ortada bir virüs var, hani bir salgın hastalık var. Binlerce insanın yani. Tabii biz hep barıştan yanayız tabii. Her zaman savaşlara karşı olan bir örgütüz evet. Ama hani evet bu hastalıkla savaştayız. Ve böylesi bir süreçte bile hala tarafgir davranılabiliyorsa, hala ayrımcı bir bakış açısıyla, hala bir takım ideolojik takıntılarla davranılabiliyorsa bu asla kabul edilemez. Gerçekten bu süreçte yani oradaki cümle bence de önemli. Yani izole edelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Tabii bilimsel olarak aklın ve bilimin gerektirdiği bütün adımları atalım ama burada bir ortak akıl olmaksızın bu yaşanan sürecin bütün tahribatına karşı gerek sağlık alanında, gerek ekonomide, gerek sosyal hayatta bütün ortaya çıkacak tahribatları ortadan kaldırmak için bir ortak akla ihtiyaç var. Yani her şeyi ben bilirim ya da her şeyi benim gibi düşünenler bilir. Yaklaşımının kabul edilebilir bir tarafı yok. Kaldı ki örneğin biz kendi alanımıza dönük yani çalışma hayatına dönük bu sürecin ortaya çıkartacağı bu yıkıma karşı ne tip adımlar atılması gerektiğine dair ilk günden itibaren bir dizi çalışma yapıyoruz, açıklama yapıyoruz. Bunu bütün işçilerle paylaşıyoruz. Sendikalı, sendikasız, DİSK üyesi olsun olmasın. Herkesle paylaşıyoruz, bütün kamuoyuyla paylaşıyoruz ve hükümetle de paylaşıyoruz. Yani bu konuda belki de en fazla çalışma yapan ve sözü bütün aslında kamuoyunda çokça kabul gören bir konumdayken hani böylesi bir yaklaşım asla kabul edilemez. Bu süreçte bütün tarafların ve bu konuda her alanda sözü olan, birikimi olan bütün örgütlerin, aklın ve bilimin bir ortak yol bulması lazımdır. İktidar da bu ayrımcı, bu tarafgir bakış açısından kurtulmak zorundadır. Evet, şimdi az önce bahsetmiştim. Nedim Türkmen şu an telefon attığımızda. Nedim Bey, bu açıklanan paketin vergi boyutu, yani birçok finansal boyutu var tartışılması gereken ama 100 milyar TL'lik bir paket çıktı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'la konuşuyoruz deminden beri. Çok çarpıcı örneklerle ciddi eleştiriler getiriyor. Sizin bakış açınız nedir acaba? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu paketi? İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Şimdi 100 milyarlık bir paket dendi ama emekli aylıklarının en düşüğün 1.500 liraya tamamlanması dışında parasal hiçbir ifadesi yok bu paketin. Bir de ailelere 2 milyar liralık Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yapacağı bir ödemeden bahsediliyor. Şimdi vergiyle ilgili havacılık şirketlerinde %18'den %1'e indirilmesi çok komik. İnsanlar evde kal deyip havacılık şirketlerinde %18 KDV %1'e indirmek. 500 bin liralık konutun %90'ı kadar kredi kullanabilirsiniz demek. Yani gerçekten ben o program açıklandı. Olayın ciddiyetinin farkında olunmadığını düşünüyorum. Şu anda herkesin özellikle çalışanların 28 milyon çalışan var. Çalışan ve çalıştıranların ciddi bir şekilde işlerini kaybetme riski ortada duruyor. Ve buna ilişkin olarak getirilen tedbirlere baktığınızda da yani bu 2-3 hafta içinde bu kriz olayı, virüs olayı ortadan kalkacak varsayımıyla hareket edildiğini düşünüyoruz. Burada çok daha ciddi önlemlerin ortaya konması gerekirdi. Diğer ülkeleri şimdi Amerika'yı, Fransa'yı izliyoruz. İngiltere biliyorsunuz dün akşam özel sektördekilerin maaşlarını ödeyeceğini söyledi %80'inin. Ve 2500 pound'dan bahsedildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir devlet. Biz buna inanıyoruz. Ama bunu lafta değil veya saraylarda değil şeyde görmek istiyoruz. Eylemde görmek istiyoruz. Bu anlamda geçen 124 milyar lira biz bütçe açığı verdik. Seçimler vardı biliyorsunuz, yerel seçimler. Bu seneki hedef de 138 milyar lira. Böyle bir dönemde paranın hesabının yapılmaması gerekiyor. Ortaya çıkıp hiç kimse işini kaybetmeyecek. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bunun önlemini alacağız demek gerekiyor. Şimdi Türkiye'de 28 milyon çalışan var. Bunun %56,5'u hizmet sektöründe çalışıyor Serdar Bey. Evet. Burada hizmetler sektörünün ne olduğunu biliyoruz. Şu anda 150 bin tanesini biliyorsunuz devlet kapattı. 100 bin de talepmedi. 250 bin iş yeri kapanmış durumda. Şimdi siz diyorsunuz ki ben Şubat ayına ilişkin vergiler alacağım. Şubat'ta bir virüs yoktu.
İşte mali müşavirler beyanname verecek diyorsunuz. Evden çıkmayın ama bu beyannameleri hazırlayın diyorsunuz. Ve belli 9 tane sektör belirlenmiş. Bunların Mart, Nisan, Mayıs'a ilişkin KDV ve muhtasarlarını da tutup 6 ay sonra alacağım diyorsunuz. Ya bu önlemlerle bir şey yapmak mümkün değil. Şu anda hizmet sektörü, işte turizm başta olmak üzere cirolar sıfıra inmiş durumda. Şimdi bu insanların, bu şirketlerin, şirket açısından önce analiz edelim. Personelin maaşını ödeyecek, kredi borcu var, bir sürü yükümlülüğü var. Çalışan açısından baktığımızda da iş kaybetme korkusu var. Faturaların nasıl ödeneceği, kiranın nasıl ödeneceği kaygısı var haklı olarak. Şimdi sizin devlet olarak, sosyal bir devlet olarak bütün sorumluluğu alıp ortaya çıkmanız lazım. Hiç kimse evden çıkmasın, sağlığını düşünsün. Sizin ekonomi ve geleceğinizle ilgili her şeyi devletin garantisi altında denmemiz lazım. Bu güvenceyi vermemiz gerekiyor. Bir şey sorabilir miyim? Bu pakette, evet, buyurun. Çok kısa bir şey soracağım. Şimdi orada Berat Albayrak bir ifade kullandı. Reel sektöre ilişkin, yani garanti altında reel sektöre sıkıntı yaşatmayacağız diye. Bu demin anlattığınız belli sektörlerde şu anda cirolar sıfır diyorsunuz. Bugün İstanbul sokaklarında dolaşıyorum. Yani aşağı yukarı dükkanların %70'i kapalı. Belli eczaneler, işte marketler falan açık. Bu reel sektörde otelcileri mesela örnek alalım. Antalya'da bir otelci. Otelin kapısından giren kimse yok. Bu adamın tedarik zincirinde diyelim ki bir mandıracı var. O mandıradan artık bir şey almıyor. Yani bir temerrüt dalgası. Yani borcunu ödeyememe dalgası. Zincirleme bir efektle gelebilir mi? Böyle bir olasılık var mı? Devlet buna karşı ne yapmak durumunda? Ne yapabilir, ne yapmalı? Şimdi gerçekten de çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Yani şimdi sadece oteli bir bütün olarak düşünmemek gerekiyor. Turizm sektörü 34 sektörü etkiliyor. Bütün sektörler birbirlerini etkiliyor. Şimdi diyor ki perakendeci ile ilgili borçlarını erteleyeceğim. Toptancının ne günahı var? Buradaki 9 sektöre hizmet veren bir iş güvenliği şirketinin, bir mali müşaviri ya da diğer bunlara hizmet sağlayanların ne günahı var? Yani bu domino etkisi hep birbirine bağlı zincir. Tamamına ilişkin bir paket ortaya çıkarmanız gerekiyor. Şimdi efendim temerrüt süresi 90 değil 180 gün. Özel bankalarla ilgili olarak burada özel hukuk ilişkisi söz konusu olduğu için devletin bu tür söylemlerde bulunmasının hiçbir anlamı yok. Çünkü bir özel hukuk sözleşmesi var. Sözleşmelerde 90 gün yazıyor. Siz bunu yasada çıkarsanız 180 gün yapamazsınız. Birincisi bu. Ve kamu bankalarla ilgili olabilir. Burada tabii kamu otoritesi olarak 180 gün yapabilirsiniz. Borcunuzu ödemediğiniz zaman 91. günde hemen hesap kat ediliyor ve icra takibine geçiliyor. Bu süre 180 gün. Tamam. İşte KGK ile ilgili, KGF kredilerle ilgili 25 milyonluk limit 50 milyona çıkartılıyor deniyor. Ama bankalara bakıyorsunuz bununla ilgili hiçbir hazırlık söz konusu değil. Şimdi ciddi bir nakit problemi olacak. Evet. Cirolar sıfır, yapılması gereken ödemeler var. Sizin para pompalamanız gerekiyor piyasaya. Bununla ilgili olarak da ben bu parayı nereden bulacağım diye bir kaygısı yok. Bence para bu yaratılabilir. Para basacak. Para basabilir, gidersiniz IMF'den kredi alırsınız. Onun da koşulların oluştuğunu düşünüyorum. Yani siz bir devletseniz ben bu parayı nereden bulacağım dememeniz gerekiyor. Seçim olduğunda parayı buluyorsunuz. Kanal İstanbul'la ilgili 75 milyar dolar hazır denmişti. Bu para buralara harcanabilir. Yani olayın büyüklüğünün farkında olunmadığını düşünüyorum ben. Evet. Türkiye'de toplu iflaslar olacaktır. Ve 15 milyon insan 4 milyon 600 bin işsize ilave olarak sokağa çıktığı zaman o parası olan hiçbir surette hiçbir şeyden etkilenmeyen insanlar da o sokaklarda gezemeyecektir. O yüzden bunları görüp buna göre önlem almak gerekiyor. Birkaç tane palyatif tedbirle bunu çözemezsiniz. Çok büyük buradaki problem. Bunu ifade etmeye çalışıyoruz biz. Anladım. 3 hafta geçmeyip bu 2 ay olursa ne olacak? 3 ay olursa ne olacak? Bunlar da göz ardı ediliyor. Ama bir an önce gerçekliğe dönüp, gerçek dünyaya dönüp bunu görmek lazım. Ticari yaşam bu kadar basit değil. Bir firmanın ödeme güçlüğüne düşmesi 150-200 firmayı etkiliyor. Yine onlardan mal alan bir sürü firmaları etkiliyor. Şimdi karşılıksız çek olayları yine gündeme gelecek. Burada mücbir sebep de işlemiyor çekle ilgili olarak. Yine bir sürü hapis cezaları gündeme gelecek. Bu anlamda oturup bu işlere sahip olmak lazım. Ve denmesi gerekiyor ki ben bir hesap da yaptım Serdar Bey. Evet. Hiç kimsenin işini kaybetmemesi için devlet desin ki Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayında
Ben sizin hem sigorta priminizi hem de buradan kesilecek tevkifatı devlet olarak ben yükleniyorum. İşverene bunları söyleyecek. Siz işçileri işten çıkartmayacaksınız. Bunun maliyeti 143 milyar liradır devlete. Bu insanlar işini kaybettiği zaman zaten bunları alamayacağınız için alamayacağınız bir paradan fedakarlık şeklinde olayı değerlendirdiğinizde çok bir kaybınız da olmuyor. Tabii. Çıkın bunu söyleyin. Hiç kimsenin işten çıkartmayacaksınız. Ben vergi SGK'ya ödüyorum dediğiniz anda hiçbir işveren de bununla ilgili olarak işten çıkartma işlemi de bulunmayacaktır. Aslında işverenleri de haksızlık etmeyelim. Birden cirolarını sıfıra düşmüş. Bir ay, iki ay idare etmeye çalışacak insanlar. Çünkü sonuçta bu virüs problemi ortadan kalkınca işini devam etmek istiyor. Yıllardır çalıştığı personeli kimse feda etmek istemez. Ama ekonomik koşullar zorladığı zaman tamam. Ne yapacaksınız? Evinizde dönmek durumunda kalacaksınız. Burada hükümetin bir an önce bu gerçekleri kabul edip çok ciddi bir finansman paketi açıklaması lazım. 100 milyar falan değil o paket. Emeklilerin 1500'e çıkartılması en düşük. Onun dışında orada hiçbir maliyet söz konusu değil. Kimse kimseyi kandırmasın. Ve tutup bu kanalları açalım. Bu insanların vergi, SGK ne varsa hepsini erteleyelim. Ve hiç kimsenin de işten çıkartılmamasını sağlayalım. Bunu yapabilir Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Biz itibardan tasarruf olmaz diyoruz. Biz çok büyük bir ülkeyi gözden ona katılıyorum. Bunu burada görelim. İşçiler için, işverenler için ortaya koyalım. Biraz önce Arzu Hanım söyledi. 131 milyar işsizlik sigortasında para var. Bunun %94'ü tahvilde. Bunları harcayalım bu dönemde. Çok büyük bir maliyet yok. İşsizlik bu virüsten çok daha tehlikeli olacak Türkiye açısından. Tabii, aslında bunu şimdiden öngörelim. Ve tabii. Buna göre önlem alalım diyorum. Evet. Nedim Bey çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Evet. Bu arada saat tam 9. Bütün Türkiye'de şu anda insanlar evet. Balkonlarında. Şu anda canlı yayında görüyorsunuz. Dolayısıyla bütün Türkiye sağlık çalışanlarına destek amaçlı. Bu pencere eylemleri aklıma geldi. Işıklar yanıp sönüyor. İnsanlar alkışlıyor. Tabii onları alkışlamak yetmiyor. Sağlık çalışanlarına başka türlü destekler de vermek gerekiyor. Koruyucu önlemler gibi. Şu anda ama hakikaten çok önemli. Dayanışma duygusunu güçlendiren görüntüler bunlar. Ve Türkiye'nin her yerinde şu saat itibarıyla tek yürek sağlık çalışanlarının bu zor şartlarda cansiperane çalışan sağlık çalışanlarının yanındayız. Evet. Evet, sağlık çalışanlarının yanındayız. Aynı zamanda bir sağlıkçı olarak da tabii şunu söylemek isterim. Gerçekten tabii bu alkış desteği son derece önemli. Çünkü bu süreçte hem bir ortak akla ihtiyaç var, hem bir ortak duyguya ihtiyaç var. Birbirimize güç kuvvet vermeye ihtiyaç var, moral vermeye ihtiyaç var ve en fazla da bunu sağlık çalışanları açısından yapmalıyız. Çünkü hani bu süreçte her şey dursa bile diyelim ki yarın sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Şimdi 65 yaş üstü için yapıldı bu. Tam bir izolasyon, işte fabrikalar kapandı, iş yerleri kapandı ama hiç durmayacak olan birkaç sektör var. Bunların başında da sağlık iş kolu geliyor. Tabii. İşte nedir? Belediye hizmetleridir, temizliktir, gıdadır. Hani birkaç alanda çalışma olacak ama 24 saat çalışan sağlıkçılar olacak, sağlık çalışanları olacak. O nedenle gerçekten alkış yeterli değil. Bu önemli tabii. Bir moral. Ama sağlık çalışanlarının sayısının artırılması lazım. Bugün ataması yapılmamış. Binlerce her sağlık çalışanlarının bütün bölükleri açısından söylüyorum bunu. Hekiminden, hemşiresine, ebesine, rehabilitasyon uzmanından, işte radyoloji teknisyenine kadar, hasta bakıcısına kadar, teknikerlerine kadar çok ciddi bir sağlıkçı ordusu var aslında bugün. İşsiz olan, ataması yapılmamış olan, çalışır durumda olmayan ya da özel sektörde çok kötü koşullarda çalışmak zorunda olan. Dolayısıyla sağlık çalışanların hem bu salgın sürecinde bütün koruyucu ekipmanlarının sağlanması, onların sağlığını yani sağlık çalışanlarının sağlığını koruyacak bütün önlemlerin sonuna kadar alınması lazım. Diğer taraftan da hem sayının artırılması hem çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekli. Çünkü sağlık çalışanları olmadan bizim tabii, bu savaşı kazanabilmemiz mümkün değil. Şimdi Nedim Bey'in söyledikleri çok önemli tabii. Bir şeyi paylaşayım sizinle. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO. Biliyorsunuz geçen yıl işte 100. yılını tamamladı ve hani çalışma hayatı açısından son derece önemli bir yerde duruyor. ILO'nun şöyle bir raporu açıklandı geçtiğimiz günlerde. Bu korona salgını süresince bütün dünyada 25 milyon yeni işsiz
olacak. Yani en az 25 milyon kişi dünya yüzünde bu süreçte işini kaybedecek diye bir öngörüsü var İLO'nun. Ve büyük ihtimalle de bu 25 milyonun en azından 1 milyonunun da Türkiye'de olacağını düşünüyoruz biz. Eğer bu konuda devlet bu önlemleri almazsa, biraz önce benim söylediğim, ardından Nedim Bey'in de altını kalın çizgilerle çizdiği önlemler alınmazsa, bugün Türkiye'nin en önemli sorunu nedir diye sorarsak herhalde hepimiz işsizlik deriz. Gerçekten bugün işte daha dün açıklandı. Tabii. Dar tanımlı işsizlik oranları ortada. 4,5 milyona yakın dar tanımlı işsiz var. Hani gerçek işsizlik tablosu, geniş tanımlı işsizlik dediğimiz 7,5 milyona vurdu. Genç işsizliği ve kadın işsizliği artık ürkütücü boyutlarda. Türkiye'de her 4 gençten birisi işsiz. Her 4 işsizden birisi de üniversite mezunu üstelik. Genç kadın işsizliği işte %30'ların üzerinde. Dolayısıyla bu tabloda bir de üzerine bu, ya bu ekonomik krizde tabii bu işsizlik tablosu daha da ağırlaştı yaklaşık 2 yıldır. Bu korona salgını üzerinden de yaşanacak olan bir yeni işten çıkartma dalgası gerçekten Türkiye açısından çok önemli bir tehlikedir. O yüzden hani İLO'nun öngördüğü bu 25 milyon yeni işsiz bütün dünyada, eğer önlem alınmazsa, eğer bu konuda bizim söylediklerimizi yapmazsa ülkeyi yönetenler, bunun en az 1 milyonun Türkiye'de olacağını ne yazık ki öngörmek zorundayız. Ve bu süreçte işten çıkartmaların yasaklanacağı ve bütün çalışanların işinin ve ücretinin güvencesi olarak devletin kendi iradesini ortaya koyacağı bir yaklaşıma ihtiyaç var. Çok doğru söyledin Nedim Bey. Böylesi dönemlerde para hesabı yapılmaz. Ve çokça söyleniyor işte Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü bir ülke, dünya lideriyiz vesaireyiz. Evet, bu tür zor zamanlarda görünür büyüklük. Tabii ki hepimiz üzerimize düşeni yapacağız. İşçiler olarak biz yapacağız, sendikalar olarak yapacağız, işveren de üzerine düşeni yapacak. Ama burada büyük olan devlettir. Asıl irade devleti yönetenlerdir. Siyasi iradedir. Siyasi iradenin ortaya koyacağı tutumdur, politikalardır. O açıdan gerçekten de bugün ülkeyi yönetenler artık bu ciddiyetsizlikten bir kere vazgeçmek zorundalar. Yani o paketin kendisinden, paketin açıklanış biçimine, o toplantının bileşiminden oradaki tutumlara kadar hepsi durumun ciddiyetiyle bir kere, en hafif deyimiyle söylersem, bağdaşmayan bir yaklaşımdır. Dolayısıyla Türkiye'nin gireceği böylesi bir olumsuz süreç bundan sonrası açısından çok büyük tahribatlara yol açacaktır. Bu ekonomik tahribattır, sosyal tahribattır. Çok ciddi bir işsizlik dalgasının bu süreci her Türkiye açısından çok önemli bir risktir ve mutlaka işten çıkartmaların yasaklandığı, hiç kimsenin işini kaybetmediği bu süreçte ücretinin güvencesinin devlet olduğu bir yaklaşıma ihtiyaç var. Aynı zamanda da özellikle hani sermaye işte vergi indirimi, onların bütün borçlarının ertelendiği, yapılandırıldığı bir süreçte en azından salgın süresince, ki zaten Türkiye'de ücretler son derece düşük. Yani asgari ücret bugün açlık sınırının altında, AG'yi çıkarttığınız zaman ve asgari ücret bir ortalama ücret Türkiye'de, bir sembolik ücret değil. %43'ü çalışanların asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücretin %10 fazlası ve %16, yani komşuluk diyoruz buna, düşündüğümüzde neredeyse %70. Zaten ücretlerimiz son derece düştü son 30 yılda Türkiye'de. Dolayısıyla böylesi bir süreçte hem ücretimizin güvencesi olmalıdır devlet, hem de çalışanlar açısından yaşamı kolaylaştıracak başka bir takım adımlar da atılabilir. Bunlardan bir tanesi de evimize gelen elektrik, su, doğalgaz, iletişim faturalarının örneğin salgın boyunca ertelenmesi. Varsa kredi kartı borcu, ki herkesin var, ya da tabii başka işte tüketici kredisi borcu, bunların bunu ertelenmesi, ki bunu herkes yapıyor, dünya ülkeleri yapıyor. Dolayısıyla böylesi bir süreçte biz onlar açısından, onlarla kıyasladığımızda aslında gelir düzeyi daha düşük olan ülkeleriz bireysel anlamda söylersek. Yani asgari ücretin düzeyi açısından bakıldığında da bu çok açık ortada. Dolayısıyla bu süreçte devlet çok net bir biçimde halkı gözeten, işçileri gözeten, emekçileri gözeten, bu ülkenin tüm değerlerini üretenleri gözeten bir yaklaşım içerisinde olmak zorundadır. Gerçekten böylesi dönemlerde para hesabı olmaz. Kaldı ki hani Kanal İstanbul'a para bulan, tabii, ya da birçok başka işte ne bileyim inşaat şirketlerine kaynak aktaran ve işte zengini daha zengin yapan bu süreç, bu açıdan kaynak kesinlikle var. Bunun tartışılacak bir tarafı yok. Ayrıca işsizlik sigortası fonundaki para da zaten bunun içindir. İşçinindir o para, işverenin, tabii, değildir. İşsiz işçiler için kullanılmalıdır bu tür zamanlarda ve bununla ilgili düzenlemeler derhal yapılmalıdır. Yani bunun için hiç zaman kaybetmeden işten çıkartmaların yasaklandığı ve bununla ilgili ücret güvencesini sağlayacak adımların hemen atılması lazımdır. Atılmazsa peki? Atılmazsa tabii bu süreç
geçecek. Yani 3 hafta mı sürer, 3 ay mı sürer, tabii bunu şu an kimse öngöremiyor ama önümüzdeki 1-2 hafta Türkiye'de bu pandeminin, yani bu salgının eğrisi çizilecek, ortaya çıkacak. Yani önümüzdeki bir haftayı örneğin çok kritik olarak değerlendiriyor uzmanlar. Bunun bir süresi olacak ve bu süreçte eğer bu adımlar atılmazsa gerçekten binlerce insan işini kaybedecek. Çünkü birçok iş yeri kapanmış durumda. Hakikaten hani onun ücretini ödeme gücü olmayan işverenler de vardır. Yapmak istemeyen de vardır. Bunu fırsata çevir. Yani bu işveren cephesi açısından çok spekülatif bir tartışmaya girmek istemem. Burada önemli olan devletin tutumudur çünkü. Tabii. Dolayısıyla binlerce insan işini kaybedecek. Emekliler açısından, dar gelir yurttaş açısından bu süreç son derece olumsuz bir süreç olacak. Kimsenin kendisini hem kişisel olarak hem toplumsal olarak bu virüse karşı bu savaşta hepimizin gücünün düştüğü bir süreci yaşayacağız. Dolayısıyla sonrasında da bunun çok ciddi toplumsal tahribatları olacak ve bunu ortadan kaldırmak çok daha güç olacak ve ne yazık ki tabii telafisi mümkün olmayan sonuçlar da ortaya çıkacak. Can kayıpları başta olmak üzere. Eğer bu salgın hastalıkla savaştan söz ediyorsak, bu yaşamın her alanında, başta sağlık alanı olmak üzere, tekrar altını çiziyorum, bir ortak aklı gerektirir. Aklın ve bilimin emrettiği biçimde bir yol haritası çıkartmayı gerektirir. Siyasetin, dar siyasi bakış açılarının, partizanlığın, tarafkirliğin, ayrımcılığın böyle bir süreçte yeri yoktur. Eğer böyle davranılmaya devam edilirse de bunun Türkiye'nin geleceği açısından son derece yıkıcı sonuçları olacağı açıktır. Bu sonuçları telafi etmek, düzeltmek zor olacaktır ama daha da kötüsü telafisi mümkün olmayan sonuçları da olacaktır ne yazık ki. Peki ben bir gazeteci olarak hani bugüne kadarki performansını az çok bildiğim için bu tür olaylarda iktidarın veya Sayın Cumhurbaşkanı'nın, bu dediğiniz tablo muhtemelen bu şekilde olmayacak gözüküyor. Dolayısıyla riskin bu konuda hem bağlı olduğu 200 bin, 190 bin kişiyi hem de Türkiye kamuoyunu aydınlatmak için, uyarmak için, bir arada tutmak için yapmayı düşündüğü adımlar var mı? Biz bu konuda Serdar Bey ilk günden itibaren gerçekten birçok açıklama yaptık, birçok şey söyledik. Atmamız gereken adımları özellikle örgütlü olduğumuz iş yerlerinden başlayarak gereken her türlü adımı attık. Ama bir noktadan sonrası gerçekten ülkeyi yönetenlerin hayata geçireceği politikalarla çok ilgili. Örneğin tek tek iş kolları düzeyinde de birçok sorun yaşıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi yani bütün hayat dursa da durmayacak iş kolları var. Sağlık iş kolu gibi, belediyelerde temizlik işçisi arkadaşlarımızın durumu gibi, kamu hizmetlerinin bir kısmı gibi. Şimdi buralara dair özel önlemler alınmak zorunda. Örneğin bizim Birleşik Metal İş Sendikamız, metal iş kolundaki sendikamız bir araştırma yaptı. Geçtiğimiz gün yayınlandı. Bugün metal fabrikalar çalışıyor sonuçta. Metal fabrikalarında hani sosyal mesafe diyoruz ya, çalışan işçilerin %90'ı 2 metreden daha az mesafeyle çalışıyor. %60'ı da 1 metreden daha az mesafeyle çalışıyor. Bunun işte servisi var, işe gidiş gelişi var, toplu taşıması var vesaire. Kaldı ki bunlar daha kurumsal ve sendikalı iş yerleri ağırlıkla. Siz bunu merdiven altı atölyelerine, ev işçisi, evlerde çalışan işte kadınlara, mevsimlik tarım işçilerinden, işte AVM'lerde, plazalarda vesaire çalışanlara, yani en kötü yani inşaatlara, madenlere, hani buraları düşün, hayat, çalışma hayatının bütününü düşünelim, bütün iş kollarını düşünelim. Hakikaten ortada çok vahim bir tablo var. Bunu değiştirmek zorundayız biz. Bu nedenle bizim yapacağımız bu süreçte kuşkusuz bu konudaki farkındalığı ya da bu atılması gereken adımların ne olduğuna dair ilk günden itibaren yaptıklarımızı bir kendi iş yerlerimiz, örgütlü olduğumuz iş yerlerinden başlayarak hayata geçirmek için bu mücadeleyi büyüteceğiz. Sözümüzü büyütmeye çalışacağız. Çünkü gerçekten burada söz konusu olan işçilerin, çalışanların, hepimizin işi, aşı ve canı. Yani bunun bir kısmının da telafisi yok. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Ne yazık ki çok hani bunu söylemek çok zor bir şey ama telafisi olmayan sonuçları da olacak bir süreçtir bu. O yüzden biz ısrarla, inatla bütün platformlarda bir daha bir araya gelirsek hükümet yetkilileriyle, gelmezsek onları çağırarak, diğer işçi örgütleriyle birlikte, emek örgütleriyle birlikte bütün bu süreçte gerçekten hani iktidarın bu politikalarına onay vermeyen herkesle birlikte bu sesi, bu sözü büyütmeye çalışacağız. Sizler aracılığıyla bunu kamuoyuyla paylaşmaya çalışacağız. Örgütlü olsun olmasın, sendikalı olsun olmasın bütün işçi arkadaşlarımızla paylaşacağız. Ve bu konuda bir ortak mücadeleyi, bir ortak aklı büyüteceğiz. Ülkeyi yönetenleri de akla, mantığa, bilime ve hakikaten bu bir avuç sermaye için değil,
bu ülkenin tüm değerlerini üreten işçinin, emekçinin, halkın çıkarları cephesinden bakacak bir sosyal devlet anlayışına çağıracağız ve bu konuda bir zorlayıcı süreci örgütleyeceğiz. Evet. Arzu Çerkezoğlu, DİSK Başkanı. Efendim çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi kısa bir ara vereceğim. Kısa aradan sonra virüsün yayılma hızına ilişkin bir takım grafiklerle anlatmaya çalışacağım. Çok çarpıcı görseller buldum. Ve Şeyda Ataluk'la beraber işin aslında iletişim boyutunu konuşuyor olacağız. Evet, programın ikinci bölümünde aslında birkaç gündür ben, eğer takip ediyorsanız, hem sosyal medya hesabımda, kendi hesabımda, hem de KRT hesaplarında, ekranda olabildiğince bir fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Fakat birkaç gündür tanık olduğum fotoğrafın ötesinde, özellikle bugün beni çok rahatsız eden bir görüntüyle karşılaştım. Hatta bugün arkadaşlar ekrana verirse yürüdüm sahilde. Ve Bostancı sahili, Caddebostan sahili, İstanbul trafik haritasına baktığımızda böyle bütün insanların normal bir hafta sonuymuş gibi güzel havada yürüdüğünü, sosyal mesafe yani 1,5-2 metreyi korumadan öksüre tıksıra yanlarından geçtiğini gördüm. Bunlar benim çektiğim görüntüler. Yani görünen o ki bu olayın, bu salgının, bu savaşın nereye gideceğine dair gelir ve eğitim düzeyinden bağımsız olarak pek anlaşıldığını söylemek mümkün değil. Bugün bu anlamıyla çok hayal kırıcıydı benim için. Evet, temiz havaya çıkmak gerekiyor ama mümkünse sosyal mesafeyi koruyarak, yan yana oturarak, piknik yaparak, mangalları yakarak değil. Bunun sonuçları çok ağır olacak. Ne kadar ağır olacağını göstermek için bugün internette bir video buldum. Bu pandeminin nasıl yayıldığına ilişkin birkaç video var arka arkaya, birkaç grafik var daha doğrusu. Çok öğretici. Dolayısıyla arkadaşlara rica edeyim, onu ekrana versinler. Bir pandemi nasıl yayılır. Şimdi bakın, burada sol tarafta günlük vaka sayısı var. Aşağıda da vakaların başladığı tarihten itibaren günler. Bu kırmızı yukarı doğru çıktığında, bir durdurun bunu şu anda. Bu salgın başladığında çok hızlı yayılıp, vaka sayısının çok hızlı arttığı, yani gün sayısı bir hafta içinde diyelim ki bu kadar oldu. O kırmızı. Diğeri ise sarı. Yani zamana yayıldığı bir eğride seyrediyor. Devam edelim şimdi. Salgın başladıktan sonra eğer zamana yayılırsa bu kırmızıyla sarı arasındaki fark ne? Bakın bu çok önemli. Burası çok önemli. Eğer sarıda olursa, yani sizin toplam hastane sayınız, o ülkedeki toplam hastane sayısı o sarı çizginin olduğu noktada kalabiliyorsa, yani vaka patlaması yaşamıyorsanız siz bunun altından kalkabiliyorsunuz. Yani daha az insan kaybediyorsunuz. Devam edelim arkadaşlar ikinci videoya. Çok çarpıcı bir takım videolar buldum. Şimdi burada bir göl düşünün. Bu gölde bir tane zambak var. Vakanın, yani virüsün yayılma hızını modelliyor. İkinci gün iki tane. Üçüncü gün dört tane. Beş tane. Yani 4-6, 4-8 şeklinde, katlar şeklinde gidiyor. 60. güne geldiğimizde bütün göl zambaklarla kaplı. Bakın, bütün göl zambaklarla kaplı. Peki burada durdurun. Çok çarpıcı bir grafik bu. Peki bütün gölün yani bütün ülkenin virüsle kaplanması kaçıncı günden itibaren? 59. günde tamamen kaplanmasına bir gün kala, yani virüs yarı seviyeye ulaşmış vaziyette. Yani gölün yarısı kaplandığında ertesi günü devam etmiyor. Tamamını bir günde kaplıyor. Devam edelim. Çok çarpıcı dedim. Göstereceğim. Burada kritik olan şey şu. Şu anda gölün %1'ini kapladığı nokta, zambakların gölün %1'ini kapladığı gün 54. Yani 54. güne kadar daha %1'ini kaplamıyor virüs. Ama ne zaman ki 55, 56, 57 hızla artmaya başlıyor ve gölün tamamını kaplıyor. Buna da üstsel büyüme diyorlar. Üstsel büyüme. Bu da ne? Şimdi normalde virüs başladığında dağılmaya her gün 1.2, 1.4 kişiyi etkilemeye başlıyor. Bu grafik bu arada Çin örneği, yani Covid-19 vakasında Çin'deki örnek. 12 Şubat'ta başladığında 1.4 ile çarpanı gidiyor. 15 Mart'a geldiğinde grafik bakın nasıl yükseliyor. Bu Çin'den örnek. Çin'den yola çıkan örnek. Üstel büyüme dedikleri bu. Şimdi tekrar zambak örneğine geliyoruz. Peki bu büyüme devam ediyor mu? Büyüme devam etmiyor. Çünkü belli bir süre sonra bu şekilde büyümeye devam ederse virüs bütün dünyayı, hatta evreni kaplaması gerekiyor. Peki niye böyle olmuyor? Çünkü virüs
Ya artık enfekte edecek adam bulamıyor, insan bulamıyor. Yani konak bulamıyor. Bir durdurun orada. O demin görmüştünüz. İki tane kız çıkmıştı kalkan. Onlar ya virüs, şey, ya aşı ya ilaç. Yani aşı ve ilaç bulunduğunda veya kişi koruma kalkanına alındığında, izole edildiğinde artık virüs ulaşamadığı vakit belli bir sayıdan sonra inişe geçmeye başlıyor. Devam edelim arkadaşlar. Sigmoid dedikleri bu eğri. Bu eğri çok çok önemli. Bu matematiksel bir denkleme dayanıyor. Bu gördüğünüz eğri, içinde şimdi mavi bir çizgi çıkacak. Günlük vaka sayısı hangi hızla, hangi günlük oranda artıyor, onun bir eğrisi var. Belli bir orana geldiğinde gün başındaki vaka sayısı, günlük vaka sayısı bu eğride dimdik çıkmaya başlıyor. O S'ye ulaştığı anda dönüyor, dönmeye başlıyor ve inişe geçiyor. Yani bir erişim noktası var, bir erimi var virüsün. Devam ediyoruz. Şimdi bu çok önemli. Burada durdurun bir dakika. Bu örnek de çok iyi anlatıyor. Burada kaplar var. I kabı enfekte olmuş vakalar. Yani virüsü kapmış vakalar. S ise toplumda virüsü kapmamış vakalar. Peki virüsü kapmış vakaları ne besliyor? Devam edelim. S vakası, yani toplumda enfekte olmamış insanlardan aşağıya hepsi teker teker enfekte oluyor ve I vakasını, yani enfekte olanların sayısının artmaya başlıyor. Peki bu insanlarda iyileşenler yok mu? Var. İyileşenler de R kabına, yani iyileşip kurtulanlar R kabına gidiyor. Buradaki denklem şöyle: eğer siz yukarıdaki S'yi durduramazsanız aşağısı dolmaya devam ediyor, bir süre sonra kontrolden çıkıyor. Ama eğer insanları evlerinde tutabilirseniz, yani izole edebilirseniz, bir süre sonra vakalar bir tükeniyor ve herkes iyileşiyor. Bunun belli bir süresi var. Son olarak, son grafimize gelelim. Bu çok çok çarpıcı, bu son anlatacağım şey. 1918 İspanyol gribi. 1918 İspanyol gribi Amerika'ya geldiğinde Philadelphia'da 200 bin kişinin toplandığı, burada durduralım, bir toplantı, bir şenlik gibi bir şey yapılıyor. Yani Philadelphia'daki yerel hükümet bu salgını ciddiye almıyor ve insanlar sokağa çıkmaya devam ediyorlar. Ertesi günü bütün hastaneler doluyor, ertesi günler, takip eden günlerde ve Philadelphia özelinde, oynatın arkadaşlar, 4500 insan hayatını kaybediyor. 4500 kişi ölüyor. Buna mukabil St. Louis eyaletinde, St. Louis şehrinde hükümet, yerel yönetim çok ciddiye alıyor. Hastaneleri kapatıyor, okulları kapatıyor, düzeltiyorum, toplantıları kapatıyor ve vaka sayısı sarı olan St. Louis, yani tam o demin başta gördüğümüz eğri gibi atlatıyor. Kırmızı olan ise Philadelphia. 4500 ölüyor. Diğerinde ise çok çok az kayıpla vakayı atlatıyorlar. Yani Türkiye'de, kapatıyorum artık, buradan çıkabilirsiniz artık. Türkiye'de gerçekten çok 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 geç kalınıyor. Benim bu grafiklerden anlayabildiğim, tarihin ve bilimin öğrettiği şey şu: 65 yaş üzerine evde tutuyor olmak yetmiyor. Bugün benim sokakta gördüğüm fotoğraf bu millete, kardeşim evde otur demenin ötesine geçip bir an önce eve kapatmak gerekiyor. Çünkü bu şekilde giderse hastane kapasitemiz, altyapılarımız bunu kaldırmayacak. Virüsle başa çıkacak mıyız? Çıkacağız. Ne zaman? Belki bir ay, belki bir yıl, bilmiyorum. Ama şu gerçek: eğer bir an önce izolasyon yapmazsanız, bu kararı almazsanız ölü sayısı çok ciddi şekilde artacak. Bu bilimsel bir veri. Evet, ben biraz lafı uzattım. Şeyda Atalık, hoş geldin. Hoş bulduk. Biliyorum biraz böyle deminki konuşmada da çok üzüldüm. Çünkü Arzu Çerkezoğlu, DİSK Başkanı, çok çarpıcı bir şekilde neler yapılması gerektiğini anlattı. Yani işçilerin işten çıkartılmaması gerektiğini ısrarla altını çizdi. Fakat dönüp baktığımda karşımda bu olayın hem sağlık boyutunda, hem çalışan, hem ekonomi boyutunda olayı pek kavrayamamış gibi duran, özellikle o basın toplantısındaki o tavırla da benim gördüğüm kadarıyla rahatsızlık veren bir fotoğraf ortaya çıktı. Bu her ne kadar tartışılıyor olmasa da şu anda biz, yani cicim ayları derler ya, cicim günlerindeyiz, ama bir hafta sonra tablo böyle olmayacak, bu kesin. İki hafta sonra hiç böyle olmayacak. Bir iletişimci olarak sen o toplantıyı nasıl değerlendirdin? Ya toplantıdan önce böyle bir genel durumlar ve toplantıda bunun bir parçası anlatmak çok isterim, ama sabahtan beri ben böyle bir basit bir yerde okurken, bir şey okurken bir cümleye takıldım ve hakikaten bu coğrafyada belki de kendimi bildim bileli kafamı taktığım konulardan biri. Eylemlerimizin sorumluluğunu almamak ya da eylemlerimizin sonuçları üzerine düşünmemek. Yani eğer biz insanlar, işte stratejik olmak aslında budur, yaptığımız şeylerin ne gibi sonuçlar vereceğini düşünerek buna göre bir önlem alırsınız.
Şimdi pandemi bu konuda yazan, algoritmalar üreten, yapay zekalar çok uzun bir süredir şeyden bu yana, kuş gribinden bu yana ki programdan önce Sayın Çerkezoğlu'yla da konuştuk, o da sağlıkçı. Bir sürü insan zaten dünyaya böyle bir şeyin gelmekte olduğunu, yani olacağını söylüyordu. Hatta ben bir süredir yeniden Homodeus'u dinliyorum. Bu sefer dinliyorum. Hariri'nin dinliyorum, okumuyorum, dinliyorum. Bunu söylüyordu. Peki ne yapması gerekiyordu? İşte yönetimlerin gerçekten bu her neyse gelecek, pandemi, kriz, kaos, buna hazırlıklı olması gerekiyordu. Şimdi biz ilk başından beri ısrarla Fahrettin Koca, Sayın Sağlık Bakanı, bireysel olarak üzerine düşeni yapıyor mu? Baktığınızda, oturduğunuz yerden baktığınızda yapıyor diye görüyorsunuz ve birçok insan da bunu belki böyle düşünüyor. Ama benim, yani benim gibi meslektaşlarım, biz baktığımızda, yani kriz iletişimi, hatta çok sevdiğim bir abim var, o ne krizi, kaos diyor bu. Ben de hemfikirim onunla. Böyle kriz durumunda üç tane şeyi düşünmeniz lazım. Bir, ya burada yapılması gereken, bir, nasıl önlemler alınması gerektiğine dair bir iletişim stratejisi. Yasaklardan önce bunlara, şimdi biz yasak ve izolasyon konuşuyoruz ama insanların yasaklamadan da bunları yapabiliyor olmalı. Bunun ciddiyetinin, ciddi biçimde iletişimin yapılması gerekiyordu. Bu nasıl yapıldı? Sadece sosyal medya üzerinden her gün tweet atıldı, konuşuldu. Çok sonra paydaş dediğimiz toplantılar yapılmaya başladı ki şimdi oraya işte briefingine gelelim. Orada da gerçek anlamda bir paydaşlar yoktu. Kimler işte TTB yoktu, işçi sendikaları yoktu. Ben başka bir programda da söyledim. Bu konuyu vuracak büyük şehirler var. Büyük şehirlerin belediye başkanları yoktu ki şu ana göre baktığımızda Mansur Yavaş, Sayın Ekrem İmamoğlu, yani büyük şehirlerde, Eskişehir'de bazı yerlerde hakikaten devletten öte gidiyorlar. Yani devletin aldığı önlemlerden de. Burada yani onları övmek, partizanlık yapmak adına söylemiyorum bunu. Hakikaten daha stratejik, daha planlı, programlı davrandıklarını görüyorsunuz. Yani o önlemlerin alınmasına dair iletişim, birinci aşaması bu. Bu iletişimin çok sağlıklı yapılmadığını düşünüyorum. Nedeninin de gerçekten belki de partizanca, yani bu artık hani öyle bir şey ki, biz öyle bir şey yaşıyoruz ki bu virüs herkesi vuracak. Yani virüs gelecek, sen AKP'sin, sen CHP'sin, sen İYİ Partisi'sin demeyecek. Yani kim önüne geliyorsa onu vuracak. Evet, bütün bir ülke, yani milli seferberlikten eğer bahsediyorsak biz, bütün siyasi grupların, bütün muhalif paydaş, yani muhalif gözünde, yani şeyin gözünde baktığımızda, siyasi yapının, bu hükümetin gözündeki muhalif paydaşlarında işte TTB gibi, işçi sendikaları gibi, belediye başkanı bu süreçte olmaları ve bu önlemlerin, yani taban siyasetini biliyorsun ben çok önemsiyorum. Yerde hemen anında yerelde insanlara anlatılmaya başlaması gerekiyordu. Umre hikayesini biliyoruz. Bu orada siyasi şeyler araya, endişeler araya girdi. Tabanını kızdırmak mı istemediler bilemiyorum ve Umre'nin bunda etkisi olduğunu artık hepimiz kabul etmek zorundayız. Gelelim ikinci şeye. Bu süreçte ciddi biçimde şimdi aslında, yani ikinci aşama, endişe yükselmeye başlayacak. Başladı tabii, aslında. Tabii. Ve bu endişenin, öfkenin yönetilmesi gerekiyor. Bu nasıl yönetilecek göreceğiz. Ben yönetilebileceği konusunda gerçekten soru işaretleri. Niye var? Yine onun ipuçları aslında Erdoğan'ın konuşmasında var. Ben tweet attım, artık dayanamadım. Ya birisi Allah aşkına Sayın Erdoğan'a biraz sakin konuşun. Zaten hepimizin sinirleri bozuk, endişeliyiz. Daha seveceğim bir tonla, sanki yani mitingdeymiş gibi konuşmasını bıraksın diye tweet atmak zorunda kaldım. Çünkü bu virüs hepimizi vuracak. Bu bir salgın. Bütün dünyayı, bir tek Türkiye, bütün dünyayı vurdu. Çok ciddi bir tehditle karşı karşıyayız hepimiz. O nedenle de miting havasından siyasal bir iletişim, yani burada siyasal iletişim yapamazsınız. Ya zaten iki şapkası var. Bir tanesi parti genel başkanlığı, başbakan, parti genel başkanlığı, bir de cumhurbaşkanlığı. Ülkenin... O parti şapkasını bir an önce çıkartıp aslında senin söylediğin cumhurbaşkanı şapkasını giymek zorundaydı. Bütün herkesi yanına çekmesi. Aynen. Kapsayıcılıktan bahsediliyor mesela.
Hiçbir şekilde kapsayıcılık yok. Yani kapsayıcılıktan şeyi sadece iş sahipleri ise, işte odalar ve ticaret odaları ve birliği ise, ya üzgünüm, bu ülkenin büyük bir çoğunluğunun nüfusunu o gruplar temsil etmiyor. Yani eğer ya da temsil edilmeyen grupların temsilcilerinin muhakkak orada olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ikinci aşama dedim, öfke ve endişeni yönetim, bağırıp çağıran, neredeyse hatta espri yaptım ben. Ya biraz sonra dedim, Türkiye'yi Covid'i CHP getirdi derse de şaşırmam diye böyle dalga geçen bir tweet attım. Yani bağırıp çağıran, yine işte bu şey için ellerini ovuşturan, kim ellerini ovuşturabilir? Hangi sağlıklı, ruh sağlığı insan bu ülkede aman yayılsın, herkes ölsün diyebilirken ruh sağlığı. Şimdi muhalif görülen, yani bizim gibi insanların çıkıp işte önlem almıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz demesi, insanlar ölmek istesin, doğruyu söyleme, bir ortak akıl yaratmaya çalışmak için bağırıyorsunuz, sesinizi çıkarıyorsunuz. Bunu yine işte o siyasi, her zaman Erdoğan'ın yaptığı siyasi ötekileştirme, düşmanlaştırma ruhuyla yapmak kadar yanlış bir şey, yani mümkün değil. Yani böyle bir süreçte bari yapmasın. Ama yaptı. Bunu bir siyasi kampanyaya çevirdiler. İşte ardından Berat Albayrak'ın Anadolu Ajansı, bilmiyorum seyrettin mi o, seyrettin mi o sen şeyi? Yani hayır. Hakikaten turizm kampanyası falan öneriyorlar. Hakikaten çok ayıp. Yani bu süreçleri yaşarken bu iş böyle yönetilmez. Yani iletişimi böyle yapılmaz. Diğer kısımları benim uzmanlık alanım değil. Çok karışamam. Şimdi öfke ve asıl en üçüncü aşaması, işte böyle bir pandemi. Üçüncü aşama, kriz gerçekten patladığında bunu nasıl yapacak? Yani kaos dediğimiz şey. Işte, o sizin kaos dediğiniz. Aynen. Yani esas kriz daha yok ortada. İşte, ya ben demin o grafiği gösterdim ya. Onu ben bugün izlediğimde hakikaten yani tuhaf bir şekilde dışarıdaki o fotoğrafı görüp bir de bu grafiği görünce eyvah dedim. Çünkü biz şu anda bir şeyin farkında değiliz. Yani ben İtalya'ya işte bundan kaç hafta önce gittim. O zaman oradan yayın yaparken, yani kızımı almaya gittiğimde, ya Lombardiya bölgesini kapattı adamlar ve biliyorum ki gelecek. Yani gelecek, yani bir tsunami gelir ya, hani beklersin, kuşlar öter, cik 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 böyle güzel sessizlik vardır. Ama biliyorsun su çekilmiştir ve tsunami geliyor. Ne yapacaksın? Kaçacaksın. Ya biliyorsan şayet. Ben bunu biliyorsun ve görüyorsun. Benim bugün asıl dehşete düşüren ne oldu? Yani bu grafikleri görünce bu şunu anlatıyor bize. İtalya örneğinde olduğu gibi. Gerçekten Çin'in aldığı önlemlere vahşice diyorlar. Vahşice kelimesini kullanıyorlar. Ama başardı. Sen zaten otoriter bir rejimsin. Buradaki rejimden de pek bir farkı yok. Yani bu otoriterliğini kullanmanın tam zamanı eğer öyleyse. Ama bunu demokrasi için de hallediyor olman gerekiyor. Bir de şuursuzluk fotoğrafı veriyorsun üstüne. Bak, çok ilginç. Tam seninle böyle hep oluyor. Ağzımdan alıyorsun derken çok aynı şeyler düşünüyor oluyoruz. Ben tam Çin ve Almanya örneği verecektim. Yani iki siyasal farklı, tabii, birbirinden farklı iki tane siyasal yapı. Şimdi Merkel, hani Batı demokrasisi dediğimiz, liberal demokrat dediğimiz bir ülke Almanya diyelim. Merkel ya da sosyal demokrat. Merkel çıktı bütün bir dürüstlüğüyle, ki bir bilim kadını. Dedi ki, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın başına gelmiş en korkunç şey. Gerçeği söylemek kadar rahatlatıcı bir kere. Tabii. Hiçbir şey yok. Şimdi orada gerçek, demokratik bir ortam olduğu için gerçeği konuştu. Ve dedi ki, gerçeğin zorunu kullandı. Evet. Yani zoru dayattı ama gerçeği söyleyerek dayattı. Ama bunu söylemek zorunda, çünkü insanlar, korku çok önemli bir şeydir. Yani iletişimde zaten umut ve korku. Burada umut, şimdi umudu ve korkuyu aslında temayı kullanıyor. Dedi ki İkinci Dünya Savaşı'nda aman. Ardından da şunu söyledi, ama merak etmeyin. Yani biz güçlüyüz. Gerekli önlemleri alacağız ve bundan aşacağız. O tabii ki orada da işte yine orada da kapatılıyor bilmem ne, ama bunu demokratik ve başka bir süreç. Şimdi Çin'e geliyoruz. Daha otoriter bir yönetim diyoruz. İşte bilgi bir sürü anlamda saklandı. Fakat ilginç bir biçimde şöyle bir şeffaflıkta yaşadı Çin. Buradan elde ettiği know-how'u da paylaştı bütün, evet, bir dünyayla. Evet. Yani know-how demek belki çok acımasızca olacak ama ben o kitabı okudum. Yani COVID-19 ile ilgili kullanma kılavuzu gibi bir şey yapmışlar. O heyetin başındaki doktorun yazdığı giriş sayfasındaki notlar bence çok çarpıcıydı. Yani o kadar, yani hatta o İtalya'ya gönderilen yardım malzemelerinin üzerinde
bir şiirden bir şey vardı, pasaj vardı. Yani biz ayrı dağlarımız, ayrı nehirlerimiz olsa da aynı gökyüzünün altında, aynı ayın ve aynı güneşin altındayız gibi Çin, bir yaklaşımla yaklaştı. Çin bu süreci işte tam da hani ilk söylediğim eylemlerimizin sonucunu düşünmek diye, stratejik olmak diye bir şey var. Çin bir yandan hastalıkla uğraşırken ciddi bir biçimde, öte yandan çok büyük bir ihtimalle bunu bir siyasal malzeme olarak da kullanmanın aklını kullandı. Ve şu anda biz acaba dünyanın yeni lideri Çin mi diye, evet, biz derken bütün dünya bunu, tabii, kullanıyor. Xi Jinping gitti Wuhan'a, korkmadı, göründü, bir sürü şey yaptı. Merkel ve Xi Jinping, ben bunu her yerde söylüyorum. İki uç örnek olarak veriyorsun. İki uç örnek. Birisi çok daha demokratik, diğeri daha kapalı, totaliter bir sistemden bahsediyoruz. Fakat bu iki örneğin bir ortak noktası var. Her yıl dünyada yapılan dünyanın en güvenilir, en prestijli liderleri sıralamasında Merkel hep açık ara birinci çıkıyor. Kaç yıldır ki artık siyaseti bırakıyor Merkel. Ama Xi Jinping de bu listede hep, tabii, yüksek sıralarda çıkıyor. Özellikle onun seçim kampanyası yolsuzlukla mücadele üzerineydi ve gerçekten bunu yaptı. Yani öte yandan da, yani geçen unuttum sayıyı, gerçekten Çin halkının önemli bir bölümü Xi Jinping'den mutlu. Hani biz totaliter bir sürü şey diyoruz ama Çin'in yapısında mutlu da. Çünkü garip bir biçimde de işte bu know-how bir şeyi de paylaşıyor. Yani evet, kapalı bir sürü, yani şeffaf süreci şeffaf halkıyla paylaşmadı. Ama buradan edindiği bilgiyi halkıyla ülkenin diğer, dünyanın diğer ülkeleriyle de paylaşmanın yolunu seçti. Şimdi Türkiye tarafına geldiğimizde ben gerçekten umarım gelmeyiz. Burada da hep şeyi söylüyorum. Tam biraz önce söylediğimizle de alakalı. Yani her yerde anlatma, felaket tellallığı değil. Ama biz sıradan, biz iletişimciler, bütün beni eğer dinleyen iletişimci arkadaşlarım varsa, meslektaşlarım varsa hak verecektir. Biz bir işi aldığımızda bize derler ki işte bize Serdar'ın önümüzdeki 5 yıllık iletişim stratejisini yap. Yaparken bir yandan da kriz iletişiminin yazarız, el kitabı yazarız. Tabii. Yani neler olabilir? Serdar'ın başına neler gelebilir? Bütün aklımıza gelebilecek olasılıkları yazarız. Ve onun yanına da olasılıklarını yazın. Bu olasılıklarla nasıl mücadele edilebileceğine dair önerilerimizi yazarız. Sonra eğer kazara, inşallah bazen hiç kullanılmaz o kriz el kitapları. Türkiye'de o kadar az insan kriz iletişimi denen şeyle ilgileniyor ki, zaten iletişimin kendisinin çok önemsel. Yani konuşmanın iletişim olduğu zannedildiği bir coğrafyada ben zaten yıllardır ne anlatıyorum diye zaman zaman ne yalan söyleyeyim. Böyle moralimin düştüğünü söyleyebilirim ama yine de susmayacağız, konuşacağız. İnşallah o sürece gelmeyiz ama bilim ve akıl öyle bir yere doğru gittiğimizi söylüyor. O nedenle de bu süreci atlatmanın peki ne yapması lazım? Planlama, strateji falan, onun dışında çok şeffaf olması lazım. Ya Almanya yolunu deneyeceksin, şeffaf davranacaksın, gerçekten bilgiyi paylaşacaksın ve güven inşa edeceksin. Diğer yolu deniyorsan işte yasaklar, benzeri bir şeyler. Bugün sana söyledim, Hariri çok güzel bir şey yazmış. Bayağı da sosyal medyada paylaşıldı. Ya iki yolu seçeceğiz diyor. Ya izolasyon, ulusalcı bir izolasyon. Nereye gidiyor anlamıyla. Evet. Evet. Ya ulusalcı bir izolasyonu seçeceğiz. Değerli yalnızlık diye dalga geçtim ben. Ya da küresel dayanışmayı. Diğer tarafta diyor ya totaliter bir gözetim mekanizmalarına evet diyeceğiz. Ya da vatandaşı güçlendiren katılımcı sistemleri seçeceğiz. Ben Şeyda Tarık olarak tabii ki vatandaşın, yani yasaklardan çok yurttaşın güçlendirilmesi, eğitim gibi şeylere önem veriyorum. Ama bunun içinde işte paydaş yönetimi diye bir şey var. Gerçekten bütün paydaşları bir araya toplarsın. Düşmanın bile olsa toplarsın. Dünyanın aklı başında bütün liderleri, insanları, şirketlerde, yönetimlerde bunu yapıyorlar. Ve sonra bu yolculuğu nasıl yürüyeceğine dair o insanlarla bir yol planı çıkarırsın. O zaman belki biz bugün Bebek'teki, yani bu zamanda yapılmış olsaydı, zamanda insanlara bunlar doğru komünike iletişimi yapılmış olmazsa belki de Bebek'te bugün bu kadar kalabalığı görmezdik. Çünkü insanlar hala bunu, ben kendi çevremde de görüyorum, dalga geçiyorum. Evet,
Yani çevremde bazı insan, Allah'tan yakın çevremdeki herkes hakikaten şeymiş diyorum, akıllı insan ve evlerindeler. Yani iş, ben uzun bir süredir online çalışmaya, yani evden internet üzerinden çalışıyorum. İşte senin için çıkıyorum. Dün başka Ayşenur için sağ olsun çıktım şeyden. Mümkün olduğunca evden çalışmaya bakıyorum. Ama çıktığımda sosyal... Ama inanamıyorum yani işte bebek şeyini ben de gördüm. Tabii canım, de inanamadım. Ben aynı şeyi ya bugün gördüğüm sosyal medyada. Kimse farkında değil bu ciddiyeti. Yani bunun onu söyledim demin. Bunun eğitimle zenginlikle yoksullukla alakası yok. Ama bunu bilinçle ilgili bir şey. Ama yani. O bilinci işte ben onu anlatmaya çalışıyorum. O bilinci niye iletişim var? Şunu bekleyemezsin. Onların bu bilince ulaşması. Senin sen kimsen işte belediye misin? Devlet misin? Bunu Sağlık Bakanı mısın? Sadece Twitter atarak diğer bütün kanallardan bütün paydaşları toplayarak işte buna önlemler iletişimi diyoruz. Birinci aşama bunu yapıyor olmanız lazımdı. Fahrettin Koca'ya da haksızlık yapmayalım. Gerçekten elinden geleni yaptığını düşünüyorum ama şöyle bir sorun var. Böyle Amerika'ya benzetiyorum ben bazen budur ki Amerika'da da siz yani bir kişisel başarının hiçbir anlamı yok. Yani birinin İşini tabii, iyi tabii. yapıyor. Siz eğer sistemde bir sürü yerde açık varsa siz orada çok iyi tweet atıyorsunuz, anlatıyorsunuz derken diğer yanda bilim kurulunun yapmak istediği bir sürü şeyi yaptırmayan, engelleyen bir siyasi irade varsa kendi bildiğine giden bir siyasi irade, sizin bir bireysel başarınızın bütün bir toplumu tabii. kurtarmasının da hiçbir rolü olamaz. Ancak işte biz kriz çok iyi yönetiliyor deriz. Ondan sonra burnumuzun dibinde krizi böyle gördüğümüzde de birden dün kim bir yerde Faruk Bildirici çok güzel ya tek daha oyun oynanmadı biz teknik direktör alkışlıyoruz. Evet daha krizin ilk zamanlarındayız salgının daha bilmiyoruz iyi yönetilip yönetilmediğini. Bir yıl sonra konuşacağız bunu. Tabii aslında. Ama şöyle bir şey var şimdi rakamlara baktığımda demin o gösterdiğim grafikte de vardı. Bu eğrinin, o çan eğrisinin ne şekilde olduğu, o S'in ne şekilde olduğu bizim hakikaten bu toplumdaki 60 yaş üzeri ne kadar insanı bu salgına kurban vereceğimizle ilgili bir fotoğraf aslında bu. Bu insanları evde tutarak başarılacak bir şey değil, onu söylemeye çalışıyorum. İkincisi, demin Arzu Hanım'ın söylediği yani işsizlik dalgası veya Nedim Bey'in söylediği vergilerle ilgili, işverenlerle ilgili ve bu paketin hakikaten fos çıkmış olması, gerçek anlamda ihtiyaçları karşılayamayacak olması. Demin yanlış ifade ettim. 1,5 milyar dolar değil mi? 15 milyar dolar olsa bile bunun ne şekilde dağıtılacağı, neye pansuman olacağı, bizim ne yapmamız gerektiğine dair bir irade gözükmüyor ya. Ben şundan endişe ediyorum. 99 depremi 2001 krizini getirdi. Yani 2001'deki siyaset tablosunu kökten değiştirdi. Çünkü orada bir devlet algısı kalmadı. İnsanların devlete inancı kalmadı. Bu salgın eğer doğru yönetilemezse Türkiye'deki bütün siyaset tablosunu da değiştirir. Kesinlikle fikrim. Ben şunu da söylüyorum. Zaten eğer devlet bu üçüncü aşamaya geldiğimizde tam da senin gibi 1999'a çok benzetiyorum. Ama 1999'da devlet algısının devlet algısı demeyelim de var olan siyasi tabii. Yani yapının yöneten elitin beceremiyorlar algısının. Ama ne oldu? Orada çok önemli bir şey oldu. Yurttaş şeyleri yani bugün Türkiye'de sivil toplum inanılmaz güçlü bir sivil toplum. Aynen 99 sonrası ortaya. 99 bugün Türkiye'nin güçlü sivil toplum yapısını oluşturdu. Mesela şeyin de hala ısrarla belki de AK Parti'nin kendi sivil toplum yapılarını oluşturma çabası da bu. Ama bir şeyi anlamıyorlar. Diğer taraftaki sivil toplum gerçekten yurttaş katılımıyla yapılan 5 kuruş gönüllülük esasına dayalı. Öyle büyük finansların, büyük fonların, büyük paraların aktığı yapılar değil. Burada da kendi göbeğimizi yine 1999'daki gibi kesmek zorunda kalabiliriz. Ve nitekim şimdi bu sosyal medyada böyle paylaşımda işte Hariri'nin dediği o küresel dayanışmadan bahsediyor ama Türkiye'de de çok büyük bir ihtimalle bir dayanışma ağı bugün bir oyuncu kiracılarımdan almıyorum demeye başladı. Ki biliyorsun yine Mansur Yavaş belediyenin bir sürü belediye aslında bir tek Mansur Yavaş'tan söz etmiyor ama bir sürü belediye bununla ilgili finansal işte su borçlarını kesmeyeceğini, kiralarını almayacağını dair böyle bireysel de olsa bak yerelden çıkıyor kirama gene. Ya ben şu anda sana çok sevmişim. Aynen bir şu anda Türkiye'de yavaş yavaş zaten
ciddi bir, ben öyle beyin göçü diyorlar ama çok büyük haksızlık yapıyorlar burada. Hadi ben kendimi akıllı saymayayım. Bir sürü akıllı insan hala kaldı. Bu ülke için mücadele veriyor. Öyle Türkiye'nin bütün akıllı insanları da gitmedi. Tam tersi, kendilerine görev bekliyorlar. Görüyorum ben zaman zaman sevgili Zafer çıkardı. Bir unuttum adını. Bu İdlib zamanında bir paşa. Unuttum adını. Evet. 2000'li yıllarda emekli edilmiş. Adamcağız dedi ki ya ben üniformamı giymeye ülkem için hazırım. Şimdi aynı şekilde bir sürü sağlık çalışanı da demeye başladı. Bu ülkede hakikaten kenarda, saha kenarında oturan onlarca, binlerce... Arzu Hanım söyledi, atanmamış binlerce sağlık çalışanı var, atanmamış. Atanmamış bırak, acayip bir beyin, yani bir birikim de var. Birikim var. KYK ile atılan nörologlar var. Aynen, hazırlar bu coğrafyada bir şey yapmaya. Belki de bu süreç, bilmiyorum onu sonra göreceğiz zaman içerisinde, belki de aynen senin gibi düşünüyorum. 1999'da tabii olduğu gibi, bak dünyanın yeni bir resme uyanacağı kesin. Kesin olanları ben sorayım. Daha çevreci, daha sürdürülebilir, yani daha katılımcı bir dünyanın geleceği son derece kesin. İşte bu gençlerin... Ağzından bal damlıyor. Bunlara ben çok çok eminim. Yani distopya olacağı kadar... Yani başka bir şey de olacak. Bunlara bu Amerika'daki işte kız var ya, AOC, Alexandria. Evet, evet. Yeni yeşil mutabakat. Yeni yeşil mutabakatın daha da büyük kesimler tarafından dünyada kabul göreceğine eminim. Yani öyle dünyanın sonu gelecek bilmem ne gibi. Ben onlardan değilim. Ama gelmeme olasılığı da var mı? Var. Ama ben diğerine inanıyorum. Evet. Aynı şey Türkiye için de olacak. Yani bu böyle şeyle de açıklayamayız. Yok yaşlılar falan. Bir sürü yapının bu süreci nasıl yönetemediğini görüyoruz ben biz şu anda. Ben biraz onu doğal seleksiyon olarak görüyorum. Yani bunun ilişkin mesela demin Arzu Hanım anlatıyor, Nedim Bey anlattı. Ya para da var, kaynak da var, zeka ve irade ve otorite, bunları kullanmak. Bunları kullanamayan bir fotoğraf ortadaysa doğal seleksiyon, yani biz bunu Mart seçimlerinde gördük. Haziran sonucunu hep beraber gördük, İstanbul'un nasıl yere alındığını. Dolayısıyla yani aynı şey burada da yönetilemezse, buradan ortaya çıkacak olan sosyal fotoğraf, yani sosyal çöküş, bunu mutlaka başka türlü yansıyacaktır. Bak, bunu yönetilebiliyor bana olması. Kızıyor bazı meslekler. 2019 seçimlerinin başarısı Türkiye'de artık var olan yapıya hayır diyen ve elini taşına altına koyan onlarca, bir yüz binlerce seçmen, kadın, çoluk, çocuk seçmenin başarısıdır. Bir yurttaş başarısıdır. Bunların üzerine bence kitap, belgesel yapılmalıdır. Çok samimiyetle söylüyorum. Aynısı ve böyle kahramansı bir şey de söylemiyorum. Hakikaten biz bir de geleceğe böyle kanıt bırakmıyoruz. Çok üzülüyorum bazen. Amerikalılar böyle dıdısının dıdısına bile kitap yazıyorlar ve onlardan sonra gelen şeylere, kuşaklara en azından bir... Vallahi biz yazdık Adnan Bulut'la bir tane Mazbata diye bir kitap ama perde arkasını yazdık seçimde. Ya gibi, ya bir sürü ama siz perde arası Mazbata tarafını yazdınız. Ama orada İstanbul gönüllü... Sen sosyolojik gönüllü... boyutunu söylüyorsun. Tabii yani tabii. İnsanlar canhıraş İstanbul gönüllerinde, orada, burada, yani insanlar... Benim arkadaşlarım var, çok değerli üst düzey yönetici kadınlar bunlar. Yani giydiler spor ayakkabılarını ayaklarına... İstanbul'un gidilmedik mahallesi, sokağa bırakmadılar. Yani kendi ceplerinden finanse. Şimdi aynı şekilde bu süreçte de böyle bir şey olacağına dair bir, hani öngörü demeyeyim, olma olasılığı yüksek. Yüksek. Bu kafayla giderlerse aynen olacak. Görülecek olur mu? Gerçekten çok doğru şeyler söyledin. Doğru şeylerin altını çizdin. Ama hani bu bir kez daha yayını kapatmadan altını çizmek istiyorum. Dünyadaki örneklere baktığımız vakit 1918'den farkı hakikaten sosyal medyanın bir anlamda da gücü, bilginin avuçlarımız içinde olması. Yani bu bilgiye ulaştığımız vakit şunu görüyoruz. Bu öyle hakikaten sıradan bir salgın değil. Bu gerçekten tabii, örnekleriyle, bilimsel örnekleriyle ortadaki bu önlemler alınmazsa Türkiye İtalya'dan da beter olacak. Dolayısıyla bu önlemler, sağlık önlemleri, sokağa çıkma yasağının gelmemesi gibi gibi bir sürü şey. Artı işveren tarafında bunun faturası hem topluma eğer alınmazsa ölü sayısının fazla olması hasebiyle verilecek. Çünkü sağlık sistemi bunu karşılayamayacak. Bu bir gerçek. İkincisi de uzun vadede bunun sosyal yarasının
hem Türkiye'ye hem iktidara ve bütün paydaşlarına vereceği zarar. Bu ortada net. Aynen. Dolayısıyla biz de kendi adımıza bu görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Seyda'cığım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdın. Evet, umulur ki bir ses buradan yükseldi, duysun Ankara ve bu tedbirleri bir an önce alsın. Almazsa biz bu yayınları artık evlerden mi yaparız, başka şekillerde mi yaparız bilemiyorum ama bu gidişat pek iyi değil. Ve durum öyle 100 yılda bir karşımıza çıkacak bir savaş haliyle karşı karşıyayız. Bu işin ciddiyetini herkesin anlaması gerekiyor. Ve son söz bu savaşı kazanan Çin'in bütün heyetlerinin başındaki bilim adamının yazdığı metinde saklı. İzolasyon değil, bizi işbirliği kurtaracak. Herkese iyi akşamlar efendim.